Sevgili arkadaşlarım, yeniden merhaba. Geçen videomuzda şehir efsanelerinden ve yalan yanlış duyduğunuz pek çok şeyden kurtulmanın yöntemleri üzerine konuşmuştuk. Bu videoda size bir karakter oluşturma nasıl olur? Çünkü zaten oyunculuk sanatının asıl adı bir karakter oluşturma sanatıdır. Biraz bunu konuşalım. Sonra seçtiğim bir oyun var ve bu oyundan bir karakter var. Bunun üzerine konuşacağız. Sevgili arkadaşlarım, bir karakter nedir? Bir karakter bir defa üç boyutlu bir insandır. Bu boyutlar nelerdir? Fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutlardır. Hepimiz aslında birer karakteriz. Bakın, hepimizin sosyal özellikleri var. Sosyal ne demek? Toplumsal demek. Topluma dair özelliklerimiz var bizim. Mesela mesleğimiz, ait olduğumuz sınıf, öğrenci isek nasıl bir okulda öğrenciyiz? İlkokul mu, ortaokul mu, lise mi, üniversite mi, özel üniversite mi yoksa kamu üniversitesi mi? Nasıl bir anne ve babanın çocuğu olduğumuz? Bunların hepsi sosyal özelliklerimiz. Daha pek çok sosyal özellik vardır. Hani ben aklıma gelenleri söylüyorum, siz genişletin. Fiziksel özelliklerimiz, kız erkek, yaş, boyumuz, kilomuz, gözümüzün, saçımızın rengi. Bunların hepsi fiziksel özelliklerimiz. Psikolojik özelliklerimize gelelim. Bazı arkadaşlarımız çok heyecanlıdır. Bazı arkadaşlarımız çok durağandır. Bazı arkadaşlarımızın korkuları vardır. Bazı arkadaşlarımızın heyecanları vardır. Bazı arkadaşlarımız daha cesaretlidir. Bazı arkadaşlarımız daha ürkektir. Dolayısıyla hepimizin psikolojik farklı özellikleri var. Şimdi buraya kadar sosyal, fiziksel ve psikolojik özelliklerimizi konuştum ve anlattım. İşte bunlar bir araya geldiğinde bir insan karakter halini alıyor. Şimdi tanıdığınız insanları düşünün. Siz ancak çok yakın insanları, bir karakteri tanıdığınız kadar tanıyabilirsiniz. Yani üç boyutuyla tanıyabilirsiniz. Ama her gün yoldan geçerken gördüğünüz bir insanın belki sadece fiziksel özelliğini bilirsiniz. O sizin için bir karakter değildir. Ya da hem fiziksel hem de belki kılığından, kıyafetinden, belki onun sosyal özelliğini, yani mesleğini bilebilirsiniz ama tam anlamıyla yine bilmeniz söz konusu olamaz. Aile fertleriniz ve en yakın arkadaşlarınız sizin için karakterdir. Üç boyutuyla tanıdığınız için. Dolayısıyla bizim oyunculuk sanatında var ettiğimiz insanlar da karakterlerdir. Ama önce biz onları üç boyutuyla tanımak mecburiyetindeyiz. Sonra ancak biz bir karakter var ettik diyebiliriz. Yani önce biz tanıyacağız, detaylarıyla canlandıracağımız karakteri içselleştireceğiz çok iyi tanıdığımız için. Ancak ondan sonra bu karakter bu durumda şöyle davranır. Bu karakter şöyle nefes alır. Bu karakter şöyle oturup kalkar. Bu karakter şöyle bakar. Bu karakter düşünürken şöyle düşünür. Bu karakter yürürken şöyle yürür diyebileceğiz. Bakın, işte o zaman ancak bir karakter oluşturmaktan bahsedebiliriz. Yoksa diğeri ezber olur. Dizi oyunculuğu tamamıyla ezber oyunculuktur. Çünkü ne karakter oluşturmak için, ne içselleştirmek için, ne onu detaylıca var edebilmek için zaman yoktur. O nedenle ben altını çizerek, şimdi yeri gelmişken diyorum ki, lütfen ama lütfen yerli ve yabancı dizilerden uzak durun. Bunu not alayım, not alalım. Oyuncu olmak isteyenler neler yapmalıdır, neler yapmamalıdır diye bir video çekelim. Ben bunu size nedenleriyle anlatayım ama şimdi yeri gelmişken söylüyorum. Kötü performanslar seyretmeyin oyunculuğa dair. Ezbere performanslar seyretmeyin. Bu sizin oyunculuk algınızı bozar. Hani işte farklı göz numarasıyla bir gözlük taktığınız zaman gözünüzün açısını bozar ya, o takmamanız gereken gözlük. İşte o seyrettiğiniz kötü oyunculuk performansları da sevgili arkadaşlarım, sizin oyunculuk sanatına dair algınızı bozar. Yarın bir gün, hiç temenni etmiyorum ama siz de o insanlar gibi oynamaya başlarsınız ve bu bir felaket olur. Çok iyi performanslar seyredin. Çok iyi oyuncuları takip edin. Şimdi az önce kaldığım yerden devam etmek istiyorum. İşte oyunculuk sanatı karakter var etme sanatıdır derken bu üç boyutu önce tespit etmekle başlıyor iş. Yani bir nevi dedektiflik süreci bu. Sherlock Holmes'u hepiniz bilirsiniz. Hatırlayın, ne yapar?
ipuçlarını bir araya getirir ve o karakteri var etmeye başlar. Daha doğrusu hedefe, yani çözmesi gereken soruna odaklanır ve çözer. Şimdi biz de öyle yapacağız. Biz nasıl yapacağız bunu? Biz şöyle yapacağız. Yazarımızın varsa bizim çalıştığımız oyunla ilgili açıklamaları, işte bir kitapta olabilir, kendisinin işte bir yazdığı bir yazıda olabilir. Oradan oyuna ve karaktere dair bir şeyler bulmaya çalışacağız. İki, oyunda diğer karakterlerin bizim karakterimiz hakkında söylediği sözleri alacağız, tespit edeceğiz, altını çizeceğiz, not alacağız. Üç, bizim karakterimizin kendisiyle ilgili söylediği sözleri dikkate alacağız. Bunları not edeceğiz. Bütün bunları alt alta yazacağız. Yani yazarın, diğer karakterlerin ve kendi karakterimizin oyunda bizim karakterimize dair söylediği sözleri, verdiği bilgileri alt alta yazacağız. Bunları sosyal, fiziksel ve psikolojik başlıklarının altında not edeceğiz. Bunları zihnimizde toparlayacağız. Ondan sonra karakterimizi ancak var edebiliriz. Bunun için önce yapmamız gereken şey oyunu bir kere safça okuyacağız. Yani kendi karakterimize dikkat etmeden işte bir eve ilk kez girmişiz ve bir arkadaşımızın evi olabilir. Öylesine bakıyormuşuz gibi okuyacağız. Buna biz safça okuma diyoruz. İkinci okumamız çok önemli, eleştirel okuma olacak. Bu da hani kiralamak için girdiğiniz bir ev vardır. İncelersiniz ya, kırık var mı, dökük var mı, boya gerektirir mi? İşte hangi odayı hangi amaçla kullanabilirim? Eksik var mı evde? İşte tamir edilmesi gereken bir yer var mı? İşte banyo nasıl, tuvalet nasıl, mutfak nasıl? Hani biz bunları da düşünürüz ya, böyle çok dikkatli bir şekilde bakarız. İşte ikinci okuma eleştirel okumadır. Bundan sonraki bütün okumalarımız da eleştirel şekilde okuma olmalıdır. İşte biz bu okumalarda dediğim şeyleri yapacağız. Notlarımızı alacağız ve kendi karakterimize odaklanacağız. Sevgili arkadaşlarım, size söylediğim, bu videonun başında söylediğim ve adını vermediğim oyunu bir sonraki videoda işte bu şekilde çalışmaya başlayacağız. Yeni videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, iyi davranın. Lütfen tutkunuzu yitirmeyin. Beraberce oyunculuk çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Merak ettiğiniz soruları videoların altına yazın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir de o sağ alt köşede zil simgesi var. Ona da tıklayın ki videolardan önce siz haberdar olun. Yeni videoda görüşünceye dek hoşça kalın.